Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bir önceki derste aslında probabilitenin nereden çıktığını yani olasılığın nereden çıktığını anlatmıştım. İki tane kuralımız vardı. Biri bütün olasılıkların aslında sıfırdan büyük olması gerekiyor ve bu alanın 1'e eşit olması gerekiyordu. Şimdi geliyorum şuraya. Bir bunları yazıyorum. Bir kere benim her verilen x değerim için ne olması lazım burada? Sağlaması gerekiyor bir şeyleri, değil mi? Neyi sağlaması gerekiyor? Px'in sıfırdan büyüklüğünü ve eksi sonsuzla artı sonsuz arasında ben x'i değiştirdiğimde bunların alanlarının 1'e eşit olması gerekiyor. Şimdi bu kabulü zaten anlatmıştım. Şimdi ikinci olarak bizim ne yapmamız lazım? Bizim fonksiyonumuz şöyle bir şeydi, değil mi? Şimdi burada bir x vardı. Burada bir px var, değil mi? Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama. Şöyle bir değişim sergiliyor, değil mi? Bizim kabullerimizden dolayı. Ve bu kabullere göre bu 1 oluyor. Ama bakın, biz evrende ne yaparız? Her şeyi modelleriz, değil mi? Peki biz modellemeyi nasıl yaparız aslında arkadaşlar? Any constant'la. Yani herhangi bir sabitle. Nasıldı? A, B ve C nokta nokta diye. Biz mesela atıyorum bir tane model için ne yapıyorduk? Biz 0 eşittir diyorduk. A x kare artı B x artı C gibi bir ifade veriyorduk. Bu bizim için neydi? Bir modeldi. Aynı şekilde arkadaşlar bizim olasılığı kullanmamız için aslında şöyle katsayılardan oluşan bir model vermemiz gerekiyor. Ama bu modelin ne yapması lazım? Şu koşullara uyması gerekiyor, değil mi? Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Mesela şuraya bir mü, mesela varyans, kovaryans ya da nokta nokta işte artık hangi özellikleri varsa bunlarla aslında ifadeler tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bakın. Bu yüzden ben bu px aslında ne diyorum biliyor musunuz? Px diyorum ki bu px aslında bir function, değil mi? Yargı fonksiyonu. Px. Bunun probability adı PDF yani probability density function bu. Bizim her değerimiz için bu yok ama biz buna bir model önerip o modele göre biz bunu seçebiliriz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bunu işte arkadaşlar şu constant'larla yapıyoruz biz. O yüzden bakın ben geliyorum buraya bir tane örnek yazıyorum. Şu an sallıyorum. Bir example yazacağım. Bu example'da arkadaşlar bakın dikkat edin. Şöyle bir 90 derecelik çizgim var. Burada bir x değeri ben ölçmüşüm. Ve bunların hepsini n tane almışım. Buna sampling number diyorum. Ve bunlar nasıl değişiyor biliyor musunuz? Şöyle değişiyor. Yani benim ölçümümden bu değerler gelmiş. Şimdi bakın arkadaşlar, bu değerlerin n ve x'e göre dağılımına distribution yani dağılım, yayılım deniyor. Yani bu bir n sample içinde bu şekilde bir şekle sahip. Şimdi bizim burada sorumuz şu. Bunu sağlayabilecek herhangi bir özellik biz buradan çıkarabilir miyiz? Tanımlayabilecek bir constant. Feature described by some constant. Bizim aradığımız şey bu. Herhangi bir sabitle biz bunu acaba modelleyebilir miyiz? Şimdi bakın, ben bu şekle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu ne yapabilirim? Aynı nöral network'te olduğu gibi şöyle çizgilerle modelleyebilirim, değil mi? Mesela şöyle 3 tane çizgi çizsem aslında burada. Herhangi bir straight line'a göre bunu modelleyebilirim. Ve bu straight line'in formülü nasıldı? Theta 0 artı theta 1 x'te, değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar bakın. Burada ben bir sinüzoidal sinyal de formu da oluşturabilirim, değil mi? Ve bu nasıl olurdu? İşte mesela sin 2 pi f t gibi ya da n gibi bir fonksiyon olurdu burada, değil mi? Ben buradaki f'i seçersem ve bunun başına da sabit bir theta 0 atarsam burada şöyle yazayım onu da artı theta 0 atarsam aslında bu sinyali modellemiş olurum.
Yalnız bu örneklerin hepsi, bakın burada spesifik arkadaşlar. Herhangi bir farklı data set için bunların hepsi değişiyor. Yani straight line değil, sinüzoidal değil de mesela çizgi şöyle olabilirdi değil mi? Ve ben böyle olunca eksponansiyel yapmam gerekiyor. Bu yüzden spesifik olduğu için bunlar ortak özellik değil arkadaşlar. Şimdi bizim burada ortak özelliğe çevirmek için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Şunu yapmamız gerekiyor. Bizim x'i ve sadece n'i kullanarak bunu türetmemiz gerekiyor. Ve ben onu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şu şekilde. Dikkat edin. Ben buraya herhangi bir modeli bile koysam, herhangi bir şey koysam bile şuradaki teta sıfırlar bakın hep sabit. Değil mi? Ve ben bu teta sıfırı nasıl çizebilirim burada? Bakın onu da gri renkte gösteriyorum. Herhangi bir teta sıfırla ben bunu modellemek istesem aslında şöyle bir çizgi olur burada değil mi? Düz bir çizgi bu. Teta sıfır. Şimdi ben bu teta sıfırı bulmak istediğimde bakın ortak özellik olarak bulmak istediğimde formunu ben şu şekilde yazabilirim burada. Benim px'im nedir aslında? Teta sıfır artı teta bir x'tir değil mi? Ya da atıyorum burada mesela atıyorum artı eksponansiyel bir fonksiyon. Artı işte burada ne vardır başka? Sinüzoidal bir fonksiyon nokta nokta. Ama bu sabit hep burada vardır. Ben bunu x ve n'den nasıl türetebilirim? Şimdi bakın ortak olan değer eğer buysa bu aslında bu çizgi benim için nedir? Bunun hepsinin toplamının aslında n'e bölünmüş halidir. Bu yüzden bu teta sıfır eğer ben buradaki bütün sayıları toplarsam ve n'e bölersem işte toplam n'e kaç tane n varsa burada benim ortak özelliğim oluyor. Probability teoride arkadaşlar buna ne demişler biliyor musunuz? Mean value demişler. Ve bu mean value aslında öyle işte bir sayının ortalama değeri şudur işte şuradan gelmiştir. Zaten biz bunu kullanabiliriz falan diye diyorsunuz ya. Halbuki onun çıkma sebebi aslında x ve n'e göre tanımlanması ve spesifik olmaması. Her şey için geçerli olmasından dolayı aslında bizim için mean value önemlidir. Bu yüzden biz bu mean value'yu mu ile gösterirsek işte bununla px'i modelleyebiliriz arkadaşlar. Zaten bu ne yapıyor biliyor musunuz aslında? İleride anlatacağım bir konuda likelihood yani benzerlik diye bir kavram var. Bu sistemdeki en benzer sayı bu oluyor. O yüzden ben bunu eğer dp bölü d mü'sünü alırsam ve sıfır eşitlersem yani ben buradaki mü'yü yani teta sıfıra göre bu p'nin türevini alırsam ve bu sıfıra eşitse ne yapmış oluyor? Buradaki anlamı maximize etmiş oluyor. Hani bir noktanın sıfırı maksimum noktasıdır ya ya da minimum noktasıdır ya işte bu likelihood'u bu adam maximize ediyor bu noktada. Bu yüzden biz mean değerini olasılıkta çok kullanıyoruz ya da atıyorum diğer işlerde çok kullanıyoruz. Şimdi bakın artık bir tane parametremiz var buna dair. Şimdi gelelim diğer parametreye. Şimdi benim çizgimin içerisinde artık ben şunu tanımladım değil mi? Bir n tanımladım bir de x var burada. Ve buna göre dağılan bir dataset var. Şöyle. Şimdi bakın. Ben şunu çiziyorum. Bu teta sıfır. Aynı zamanda bu mu değeri. Ve aynı zamanda bu delta x i bölü n. Ben buna mean dedim. Şimdi ben bunun üzerinden bütün eksenler için ortak olan bir özellik daha tanımlayabilir miyim? Bakın. Benim ifademdeki bu yayılıma göre burada bir arasında bir fark var. Bir distribution vardı değil mi? Yani yayılım var değil mi bunun üzerinde? Şimdi bu distribution eğer ben bakarsam bu ortak değere göre arkadaşlar hepsine göre ben bunların farklarını alabilirim değil mi? Şuraya göre. O zaman bu da bu farklar da aslında benim dağılımımı gösterir. Ve bizim elimizde sadece ne var? X var, n var, bir de mu var. Bu üçü var. Eğer ki ben bu üçüne göre bunları analiz edersem bu alan üzerinde x ve n'e göre nasıl dağıldığını bulabilirim. Bu yüzden bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? Yeni bir tane parametre tanımlıyorum. Ve bu yeni parametreyi nasıl tanımlıyorum biliyor musunuz? Yine bütün hepsi için bu dağılımın ortak özelliğini çıkaracağım için n'e bölüyorum. Burada benim neyim var? Bir x'im. Bir de mu değerim var. Ama bakın dikkat edin bu x değeri
mü'nün üstünde veya altında olması lazım, değil mi? Ortalama değeri aldığım için. O yüzden ben bunu eğer ki bir dağılım fonksiyonu olarak alacaksam burada karesini alıyorum bunu. Ve ona da sigma kare diye bir ifade atıyorum. Çünkü burada bakın karesini aldım. İşte arkadaşlar buna varyans diyorlar. Yani ne kadar dağılıyor bu sistemin içinde. Şimdi bu kareyi aldığım için ben bu değerler çok yüksek çıkıyor. Ama ben bunu pozitife çevirmem lazım, değil mi? Çünkü bakın bu mesafe her zaman için pozitiftir. Bu da pozitiftir. O yüzden adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu sigma karenin kökünü alıyorlar ve onu sigma diye bir STD değerine atıyorlar. Bu STD ne? Standard deviation. Yani bu sistemdeki değerler ne kadar ortalama değerden uzaklaşıyor? İşte arkadaşlar bu ifadeden buluyorum. O yüzden benim bakın burada kaç tane özelliğim oldu? Bir mean'im var. Bir varyansım var. Bir de standard deviation var. Mean'im benim bunun özelliklerini en fazla maximize eden nokta. Varyansım aynı şekilde en fazla maximize eden nokta neye göre? Mu'ya göre. Ve aynı şekilde STD de görsel olarak burada dağılım en fazla ne kadarlık bir line üzerinde olabilir. Yani bunun sırrının ne kadar olabilir? Bana onu söylüyor. Şimdi eğer bunları tanımladıysam ben bundan sonra ne yapabilirim artık? Bu iki konstantla aslında ifadelerimi ben açıklayabilirim. Bir sonraki dersinde arkadaşlar bu ifadelerden öyle bir fonksiyon türeteceğim ki benim P'yi yani PDF fonksiyonumu tanımlayabilsin.